Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, güneşli bir Diyarbakır sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de maşallah bahar gelmiş gibi, hava yaz gibi arkadaşlar. Ben de kalktım biraz erken, saat 8 civarı şu anda. Acıktığımı hissettim. Öncelikle bir mutfağı toparlamam lazım. Şöyle buralar dağınık. Daha doğrusu dünden kalan bulaşıkları, yıkadığım bulaşıkları toplayacağım. Evi biraz belki süpürebilirim. Azıcık da olsa banyoyu toparlayacağım okula gitmeden. Çünkü akşama Seda gelecek. Yani Seda gelecek diye değil, gerçekten her yer battı. Normalde biz hafta sonu temizlik yapıyoruz. Ama bugün hafta sonu yetişmedi. Biliyorsunuz yani bazen daha fazla. Haftada 2-3 sefer evde çocuk olmasa bile temizlik yapmak zorunda kalıyor insan. Evet, öncelikle buraları bir toplayayım ya da bir şeyler yiyip ondan sonra da toplayabilirim. Çünkü şu an çok acıktım. Bakacağım duruma göre arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, şimdi akşama hayırlısıyla kısmetse balık yiyeceğiz arkadaşlar. O yüzden ben de şimdiden yeşilliklerimi ayarlayacağım. Sirkeli suya yatıracağım, kurutacağım ki geldiğimizde hazır olsun. Evet. Şöyle sapını alalım. Sudan geçirelim. Ama biraz da bekletip iyice yıkayacağım. Evet, şimdi marullarımı da bıraktım. Şöyle elma sirkesi katacağım. Aslında üzüm sirkem yok. Veya sirkem de var. Ama elma sirkesi katmak istedim. Bu arada hamilelerin özellikle arkadaşlar yeşilliklerini çok iyi yıkaması gerekiyormuş. Yani sadece hamilelerin değil normalde tabii. Tabii bir can taşıdığınız için ekstra bir özen göstermek gerekiyor. Şimdi ben zaten önceden rendelenmiş marulum vardı.
Marul diyorum ya. İyice kafa gitti. Havuç. Şimdi bir şey yapacağım. Akşam için. Eşim rokalı solda sevmiyor. Ben Seda'yla benim için rokalı rokaları yıkadım zaten. Burada da biraz havucum, işte marulum ve doğranmış kırılanan, morlanan vardı. Şimdi geriye kalanı doğrayacağım. Ondan sonra akşama zaten marul yanında yeriz. Roka yeriz. Maydanoz. Şimdi soğan yer. O şekilde. Şunu doğrayalım. Çünkü geldiğimiz zaman arkadaşlar çok kış oluyor bir şeylerin hazırlığını yapmak. 7'ye de oraya varıyoruz. Hani o yüzden ben hazırlayıp çıkmayı seviyorum. Bazen tabii imkan olmuyor, yetişmiyorsunuz. Ama yetişiyorsak ne güzel. Biraz ilave yapacağım. Bence yeterli ya. Çünkü roka da var. Bu da var. Soğan da doğrayacağız yanına. Evet, kahvaltımı hazırladım arkadaşlar. Böyle patates yapmıştık bundan. Onu yumurtayla birleştirdim. Ben çok seviyorum o şekilde. Peynirim, ayva reçelim, turunç reçelim, kuru domates vardı. Yeşilliyim. Tamam, hadi bakalım bize. Afiyet olsun kızımla. Biraz da dizi keyfi yapalım. Bir iki dizi izliyorum arkadaşlar. Netflix'ten yabancı dizi. Güzel oluyor kahvaltıda. Sonra bırakıyorsun, gidiyorsun falan, tekrar izliyorsun. Öyle. Hadi bakalım sonrasında toplayacağız buraları. Yeşilliklerim bir saat kadar burada kaldı arkadaşlar, sirkeli suda. Şimdi bunları yıkayacağım. Suyu biraz süzüldü. Bunları da buraya dizelim ki hemen kurusun arkadaşlar. Çünkü diğer türlü çok zamanım yok, okula gideceğim ya.
Tamam, hadi bakalım temizliğe. Banyomu da toparladım. Şöyle temizledim. Çöplerimi değiştirdim arkadaşlar. Şimdi biraz dinlenip hazırlanıp okula gideceğim. Vallahi yoruldum. Okuldan önce iş yapınca gerçekten insan yoruluyor arkadaşlar. Genelde yapmamayı tercih ediyorum ama bu sefer de içim rahat etmiyor. Eve geldiğimde çok iş kalınca. Neyse, bitirdik. Hadi şimdi okul çanta hazırlığını yapalım. Evet arkadaşlar, okula neler götürüyorum? Şöyle hazırladım bunu. Gördüğünüz zaten. Meyve. Biraz ayva doğradım. Bir tane armut. Muz alacağım yanıma. Hepsini yemiyorum tabii ki arkadaşlar. Simit var, biraz börek var, buzluktaydı. Bu da patates kızartması. Dün yapmıştım, kahvaltı biraz yedim. Bunu alacağım, çakalımı da alacağım. Burada da kuru meyvelerim var, kayısım falan. Şöyle bırakalım. İçerisine, önce şunu bırakayım. Evet. Peçeteye bir tane çatal saralım. Dediğim gibi bazen, yani genelde arkadaşlar bunların hepsini bitirmiyorum ama bazen de bitiriyorum. O anki işte açlık hissetmiyorum aslında ama midem yanmaya başlıyor. Midem yanmaya başladığımda yani ben de bu hamilelik sürecinde açlık hissini mide yanmasına aldım. Acıktığımı hissetmiyorum hiçbir şekilde. Peçeteyi de alalım. Çünkü ağzıma da peçete. Ben şunu bir sarayım. Dediğim gibi hiçbir şekilde şey hissetmiyorum. Açlık ancak midem yanınca ha diyorum ben acıkmışım. Alarm. Farklı bir duygu oluyor. Ya da bunu bütün halinde bırakmayalım. Ağzı açılabilir ama bayağı doldurmuşum. Bunu yanına bırakırım. Ben normalde başka çanta da götürüyorum ama şu an şey yapamayacağım. Siyah çantamı ama yeterli olacak. Evet. Şöyle. Bayağı doldu taştı. Bak mangillerimi de buraya bırakayım. Edelim. Bu arada geçen sağ olsun bunu da arkadaş verdi bana. Böyle bir sürü kuru meyve. Ergen'de annesi kurutmuş. Doğal. Gerçekten çok lezzetli. Sağ olsun arkadaşıma. Kesesine bereket. Ailesinin. İncirin de çok güzeldi. Bundan biraz alacağım. Hatta biraz şundan şöyle alayım. Çantamın arkasına atayım. Yani yemek istersen. Dediğim gibi arkadaşlar o an psikolojik ben midem bile yanmasını durduracak ne varsa onu deniyorum. Öyle söyleyeyim size. O yüzden yanıma bir sürü şey alıyorum. Su da alacağım. Zaten her ders 40 dakikada bir şundan içiyorum. Yanır mısınız? Yani yanıyorum. Vücudum, midem mi, içim böyle içim yanıyor gibi. Aslında mesela dün kızartma yedim. Evet. Ama normalde çok ağır şeyler de yemiyorum. Ama işte herkesin süreci farklı geçiyor. Benim de bu şekilde. Ne yapalım? Sağlık olsun diyelim. Evet. Bunu bırakalım. Buzdolabını bırakayım. Suyumu doldurup getireyim. Evet
bugün okula gitmeden bir kaç parti yoruluyor insan. Hani evde nasıl diyeyim size? Evdeyken de yoruluyor insan. Ama okula gidince de sonuçta yine insanın kendi işi olunca kendin yapman gerekiyor. Hani bir insana yardım etse de kendi düzenin. O yüzden arkadaşlar çalışan anne olmak, çalışan kadın olmak da kolay değilmiş. Gerçekten. Şunları da bir yere alayım ben. Bir tane bir şey de alayım. Değerli toplu olsun. Sağ olsun. Arkadaşın annesi Ergen'de kurutmuş doğal katkısız. Ben de yazın kurutmuştum da. Diğer odada kaldım. Mesela şu erikten kuruttum. Ara ara gidiyorum ama. Evet. Dolabı bırakacağım. Çünkü içeri sıcak olabiliyor ya. Çünkü şey olabilir. Böceklenebilir. Bakın dolaba. Evet arkadaşlar. Ben işlerimi yaptım. Vallahi yoruldum. Bundan böyle gitmeden okula bir şey yapmayacağım. Bu sefer okulda verimim düşüyor. Bakalım gün nasıl bitecek. Gitmeden evet arkadaşlar şu kremden bahsetmiştim dün size. Bugün göstereyim istedim. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar Zovirax. Bakın 2 gram. Ancak yani bayağı bir yetiyor. Ben bir 4 sefer falan dün kullandım. Şimdi bugün de süreceğim. Kullanırken de şey yapıyorum. Mesela elimle sürmüyorum. Herhangi bir yere bulaştırmam adına işte dağıtmam adına, o sonuçta orada bir virüs var, bir iltihap oluşuyor. Ve bayağı da geçti yani. İlk günden beri sürseydim bu kadar uzamazdı bile hatta süreç. Şurayı kullanıyorum. Hatta şurayı da atmıyorum. Sonuçta yani çevreci olmak lazım. Burayı kullandıktan sonra burayı da başka sefer, ikinci sefer kullandığım zaman kullanıyorum arkadaşlar. Yanıma alsam mı bilemedim. Alsam da okulda nasıl süreceğim? Belki de alırım yanıma. Bir bakayım arkadaşlar. Şimdi ben bunu süreyim. Evet, çıkmadan 5 dakika oturmaya zaman kaldı çok şükür. Şöyle kuru meyve atıştırayım dedim arkadaşlar. Kremi sürdüm. Ve dinleniyorum şu an. Böyle şu an hava çok güzel. Bakın açık havada çıkıp böyle sandalyemi açıp oturmak isterdim. Vallahi gerçekten. Bilmiyorum hafta sonu yapabilir miyim? Hafta sonu zor yani. Belki. Bir bakarım artık duruma göre. Ya da çıkar yürürüm. Bakacağız. Asansörü çağırdım geldi. Adam sigara içiyor ya. Adamın rahatlığına bak. Arkadaşlar yani bu rahatlık fazla bence. Bu seviyedeki. Dumanla tüttüre tüttüre. Oy asansörde kaldım sandım. Neyse sinirlenmeyeceğim. Maalesef her türden insan var ama yani toplum kurallarına uymak çok zor değil ya. Gerçekten ayıp. Asansörde sigara içmesen olmuyor yani. Gidelim bakalım. Bugün 6-7 saat dersim var toplam. Bir saatim boş gerçi. Koridor bile leş gibi kokmuş. Neyse. Hadi bakalım. Gidiyoruz okulda. Okulda görüşürüz arkadaşlar. Bakalım bugün neler yapacağız. Evet arkadaşlar bir boş ders daha. Evden getirdiklerimi yiyeceğim böyle. Acıktım vallahi bugün. Artık bebiş büyüdükçe acıkıyorum. Sürekli böyle bir şeyler yeme isteği geliyor. Ben anladım diyorum ya. Mide yanması açlığın belirtisiymiş. Evet. Hadi bakalım afiyet olsun bana diyelim. Evet gün sonu. Görüşürüz. Bay bay.
okuldan çıktık. Seda sağ olsun yine aldı beni. Aracımız hala sanayide arkadaşlar. Bir de sağ olsun bize balık yaptırmış. Ben salatayı hazırladım. Rokoları falan da yıkadım sabahtan. Köpeğe dikkat et ha. Beş köpek duruyor. Gidelim bakalım. Yemeğimizi yiyelim, acıktık. Hadi bakalım gidiyoruz. Let's go. Döneceğim mi bir şey? Oo, 9'daymış, şuna gidelim. Gidiyoruz. Balığımızı aldık, gidiyoruz. Benim de bulalım çok kötü olmuş ya. Benim de uçum çıkıyor sanki. Var, ben de krem vereyim sana. Valla iyi ki aldım kremi ya, mahvoldum. Gidelim. Çok güzel kokuyor balık. Bayağı da balık yememişim, özlemişim. Bir de bugün okulda çok acıktım ya. İştahım bir açıldı ki anlatamam. Hello. Diyor ki hoş geldiniz, benim çalışmam lazım. Estağfurullah, niye çalışıyor? Hadi. Sana şalgam da vereceğiz. Bak şalgam almış. Şalgam mı? Ben çok sevmiyorum. Neyse bakarım Evet, sofrayı el birliğiyle hazırladık. Ramazan ekmek almayı unutmuş. Hemen almaya gitti. Ben çok acıktım valla. Afiyet olsun. Sen ye Seda. Hadi bakalım. Afiyet şifa olsun. Salatalarımız tabii hazırdı önceden. Evet, şimdi mutfağımızı topladık. Böyle. Şimdi de çayımız, çay saati. Bırakayım, ne bıraksam acaba? Şunu ayar mısın? Bırakayım. Bunlar ne ki? Tamam, doğru. Seda, bunları da alır mısın? Bıçağım. Vallahi balığı özlemişiz. Gerçekten bayağı da yemiyorduk. Artık haftada bir falan yemeye çalışacağım ya. Ben kızımız da öyle. Bundan sağ olsun Amazon arkadaşım Malatya'dan getirmiş. İçinden ip çıkabilir bunların. Ne ki o? Ceviz, sucuk. Ha, o güzeldi. Şey, Malatya'dan şey yapmış. İçinde ipler var, kesiyorum ipli. Gerçi elimle alabilirim ya. Şöyle temizleyip bırakayım. Şimdi o an insan gayri ihtiyari ipi yutar mutar. Bilmez. Bir iki tane de şundan keseyim. Renk olsun maksat. Bakalım.
Hadi bakalım bunları da. Çay saati. Hadi bakalım, afiyet olsun. Evet arkadaşlar, Seda gitti. Ben de kaldırdım şeyleri, tezgahı attım şöyle. Yarın artık onları yıkayacağım. Bulaşık makinesi dolu, çalışıyor. Ev eşimiz gelirken metroya uğramış. Sağ olsun, onunla salmış. Bu zaten demişti, bu avokado büyük ihtimalle gitti. Eşim sordu hani avokado var mı diye evde. Ben de. Sen al dedim, iki tane, sağ olsun, o dört tane almış. Bakalım. Umarım bu avokadoları güzel olgunlaştırabilirim bu sefer. Belki bu sefer hemen olgunlaşacak. Olsun. Bir deneyelim bakalım. Ya da iki tanesini soğan bıraksam. Bilemedim. Yumuşama oranlarına göre artık bakacağım. Şimdilik dursun burada bakalım. Yanına da muzları bırakalım. Bakalım nasıl olgunlaşacak mı? Yani normalde olgunlaşıyordu ama ben geçen sefer dolapta böyle çürüdü maalesef. O yüzden şöyle yapalım bakalım. Bulmayı da bırakayım yanına. Bakalım nasıl olacak. Nasıl bir şey olacak. Evet, çok güzel aldım meyve tabağımız. Harika. Bakın. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar, bizden bu gece bu kadar olsun. Ben artık dinleneceğim. Artık biraz kendimle vakit geçireceğim. Sonraki vlogda görüşmek üzere diyelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.